Yeniden merhaba arkadaşlar. Birinci dönem soru çözümleri 9. bölümde devam ediyoruz. Bu çalışmamızda ondalık sayılarla toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili sorular çözeceğiz. Aynı zamanda yüzdeler konusuyla ilgili de örnek sorular çözerek çalışmamıza devam edeceğiz. İlk sorumuz, evden okula giden bir öğrenci okuldan kursa gidip tekrar aynı yoldan eve dönüyor. Dikkat edelim yol istikametine. Evden okula gidiyor. Bakın şuradaki mesafeyi kullanıyoruz. Ardından ne yapıyormuş? Okuldan kursa gidiyormuş. Ve ardından ne yapıyormuş? Aynı yoldan tekrar geri dönüyormuş. Gidişte bunların hepsini kullanacağız. Dönüşte de tamamını kullanacağız ve bu şekilde bir toplama işlemi yapacağız. Ne yapalım öncelikle? 2 tam 10'da 3 ile 0 tam %75'i ne yapıyoruz? Topluyoruz. Ondalık sayılarda toplama işleminde basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Daha önce de konu anlatımında bahsetmiştik. 3 ile 7'yi topladık 10. Elde var 1. 2 0 daha 2 bir de elde var 3. Arkadaşlar burada ne yaptık? Evden kursa kadar gittiği yolun toplamını bulduk. Fakat 3 tam %05 ile 3 tam %05'i tekrar toplamamız gerekiyor. Neden? Gittikten sonra tekrar eve de geri dönüyor. Bu nedenle bu iki ifadeyi topluyoruz. 10 oldu. Elde var 1 dedik ve burası ne olmuş oldu? 6 tam %10 olmuş oldu. Arkadaşlar şıklarda yok gibi görünse bile 6 tam %10 ile 6 tam 10'da 1 aynı şeydir. Yani şu sondaki sıfırın bir değeri yoktur. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda buna göre damacanadan geriye kaç litre su kalmıştır? Öncelikle damacanada ne kadar su vardı? 16 tam 10'da 4. Peki ne kadarını kullandık? 8 tam %12'yi. Bakın burada en önemli şey basamakların doğru şekilde alt alta gelmesi. Burada 8 birler basamağı, burada da 6 birler basamağı. Bakın 8 ile 6 alt alta geldi. Çıkarma işlemi yaparken şuraya da bir sıfır atmayı unutmuyoruz. Çünkü sonucu değiştirmiyor. 10'dan 2 çıktı, 8. 3'ten 1 çıktı, 2. Çünkü buradan komşuya vermiştik. Buraya geldik, 16'dan 8 çıktı, 8 kaldı. Ve bu şekilde 8 tam %28 sayısına ulaşmış olduk. Sıradaki sorumuz ondalık sayılarda çıkarma ile ilgili. 0 tam 10'da 4'ten 0 tam %4'ü çıkaracağız arkadaşlar. Çıkarırken ne yapıyorduk? Çıkarma işleminde sihirli dokunuş şuraya bir sıfır atmaktır. Bu önemlidir. 10'dan 4 çıktı 6, 3'ten 0 çıktı 3. Komşuya vermiştik çünkü. Burada ne kaldı? 0. 0 tam %36 sayısına ulaşmış olduk. Diğer sorumuzda ise bir araç gideceği yolun 96 tam %54 kilometresini gittikten sonra mola vermiş. Molanın ardından bir süre daha hareket etmiş. Ve geriye yolun 49 tam %36'sı kalmış. Buna göre araç moladan sonra kaç kilometre yol almıştır? Moladan sonra aldığı yolu soruyor. Öncelikle gittiği yol ne kadardı? 96 tam %54'tü. Moladan sonra biraz gittikten sonra kalan yol ne kadardı? 49 tam %36. Bu iki ifadeyi toplarsak ve yolun tamamından çıkarırsak moladan sonra hareket ettiği kısmı bulabiliriz. Hadi toplayalım. 10, 5, 3 daha 8, bir de elde var. 9. Buraya geldik. 9, 6 daha. 15, 15'in 5'i elde var. 1, 9, 4 daha. 13, bir de elde var. 14. Gördüğünüz gibi 145 tam %90 olarak bulmuş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Yolun tamamından çıkarıyoruz. 245 tam %78 ifadesini ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 8 kaldı. 17'den 9 çıktı. Yine 8 kaldı. Aslında cevabı bulduk. Neden? Sonu 88'e biten tek seçenek var. Bunlar pratik düşünme yöntemleri arkadaşlar. Bazen sorularda zaman kaybı olmasın diye direkt sonuca ulaşabilirsiniz. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. Burada 3 kaldı arkadaşlar. Komşuya verdiğimiz için. 13'ten 4 çıktı. Yine 9 kaldı. Burada da 1'den 1 çıkınca 0 kaldı. Yazmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi B seçeneğindeki sonuca ulaşmış olduk. Gelelim sıradaki sorumuza. 3 tam 1 bölü 4 ile 4 tam 25'te 18 ifadesinin toplamının ondalık gösterimini sormuş bize. Ne yapmamız lazım? Öncelikle bu ifadeleri genişletmemiz lazım. Burayı ne yapalım? 25 ile genişletelim. Burayı da 4 ile genişletelim ki ne olsun? 100 olsun. Yeni hallerini buraya yazıyorum. 3 tam 25 bölü 100 olmuş oldu. Çarptığımız zaman. Burası ise 18 ile 4'ü çarptığım zaman 4 tam 72 bölü 100 olmuş oldu. Şimdi toplama işlemini gerçekleştirelim. 3 tam ile 4 tamı topladım. 7 tam oldu. 72 ile 25'i topladığımda ise 97 olmuş oldu. Paydamız da 100 oldu. Yani kısacası 7 tam
%97'ye ulaşmış oldum. Bir diğer sorumuz, buna göre bu tabloda kaç tane kesrin yüzde sembolüyle gösteriminde hata yapılmıştır? %15, %15, evet burası doğrudur. %22, %22, burası da doğrudur. %7, %70. Arkadaşlar burada gösterilen ifade aslında şudur. Burada ise %70 gösterilmiş. Hatta bu ifadeyi %70'i 0 tam 10'da 7 veya 0 tam %70 olarak yazabiliriz. Fakat buradaki ifade yanlış olmuş oldu. Çünkü %7 bu şekilde gösterilir. Yani yüzdelik gösterilişi şöyle olmalıydı. Peki burada hatamız olduğunu gördük zaten. 8'de bakın %8'i de %80 olarak göstermiş. Halbuki bunun da ne olması lazımdı? Ondalık gösterimi budur ve yüzde olarak gösterimi de bu olmalıydı. Yani iki tane hatamız olduğunu buradan görebiliyoruz. Şekildeki kare zemine modellenen bahçenin boyalı kısmına domates ekilmiştir. Domates ekilen kısım bahçenin yüzde kaçıdır? Öncelikle boyalı kısma bakalım. 2, 4, 6, 7. Tamamı ne kadar arkadaşlar? 3 tane daha eklediğimizde 10. Peki 7 bölü 10'u genişletirsek her ikisini de 10 ile çarparsak 70 bölü 100 olur mu? Olur. Bu da nedir? %70 olarak gösterilebilen bir ifadedir. Kolay bir soruydu. Diğeriyle devam edelim. Şekildeki kare zeminde modellenen kesrin yüzde sembolü ile gösterilişi hangisidir? Şimdi buna bakalım. Kaç tane boyanmış? 4, 8, 9 tane. Toplamda ne kadar var? Burada 5, burada 4 olduğuna göre 20 tane. Yani 20'de 9'u boyanmış. Hemen ne yapalım? Bu kesrimizi 5 ile çarparak genişletelim ve 45 bölü 100 kesrine ulaşalım. Bunu da ne yapıyoruz? %45 olarak gösterebiliyoruz. C seçeneğinde zaten cevabımız var. Peki bir diğer sorumuz. Aşağıdaki kesirlerden hangisinin yüzde sembolüyle gösterilişi %15'tir? 3 bölü 50'yi genişletirsek 6 bölü 100 olur. Bu da ne olur? %6 olarak gösterilebilir. Ne yaparsak? 2 ile çarparsak. 3 bölü 40 ifadesini zaten %50 gösteremiyoruz. Devam edelim. 3 bölü 25 ifadesi var ve 3 bölü 20 ifadesi var. Bu iki ifadeyi de bakın burayı 4 ile çarpsak ne olur? 4 kere 3 12, 25 ile 4'ü çarptık 100. Yani %12 olmuş olur. Yine %15 olmadı. Burada da her iki ifadeyi 5 ile çarparsak genişletiriz. 3 kere 5 15, 20 çarpı 5 100. İşte %15'e buradan ulaşmış olduk arkadaşlar ve doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. 0 tam 10'daki ondalık kesrin yüzdelik gösterilişi hangisidir? Arkadaşlar bunun en basit yolu şudur. Şuraya bir tane 0 atarsınız. 0 tam %20 olur. Yani 20 bölü 100 ya da 0 tam %20'dir. Bunu da yüzde sembolü ile şu şekilde gösterebilirsiniz. Bir diğer yolu 0 tam 10'da 2 nedir? 2 bölü 10'dur. Bunu genişletirsiniz. Hem payını hem paydasını 10 ile çarptığınızda 20 bölü 100'e ulaşırsınız. Bunu ondalık olarak yazdığınızda 0 tam %20'dir. Yüzde olarak yazdığınızda da %20 sembolüyle gösterilebilir. Birkaç açıdan bu kolay soruyu göstermiş olduk. Peki sıradaki sorularımıza bakalım. Eşleşmelerden hangisinde yanlışlık yapılmış? Burada %93, bu da %93 doğrudur. %5, %5 evet doğrudur. %9 fakat burada ne var arkadaşlar? 10'da 9. Bu ifade %90'a eşittir. 9'un yanına bir 0 koyduğumuzda direkt 90 olarak düşünebiliriz. Böyle de yazabiliriz. Bu nedenle bu ifademiz hatalıdır. Buraya geldiğimizde yine hangisinde yanlışlık yapıldığını sormuş bize. %25 aynı zamanda 4'te 1'e eşittir. Aynı zamanda %25 eşittir. Doğru. Neden? 25 bölü 100'ü yazayım isterseniz. 25 bölü 100'ün her ikisini de 25'e böldüğümüzde 25'i 25'e böldüğümüzde 1, 100'ü 25'e böldüğümüzde 4. Buraya da eşit olduğunu görebildik. Yani burada bir sıkıntı yok. %28, %28 burası doğru. Peki ya burası? Burayı genişlettiğimizde 2 ile çarptığımızda 14 bölü 100 buluruz. Peki 14 bölü 100 nasıl gösterilir? %14 ile gösterilir. %28 olma şansı yok. Bu nedenle burada hatamız söz konusu arkadaşlar. Bu videomuz biraz uzun sürecek ama arkadaşlar keyifli sorular olduğunu düşünüyorum. Şekildeki kasa üstünde yazan ondalık gösterimi eş anahtar ile açılacaktır. Hangisi ile açılabilir? Burada ne var arkadaşlar? %40 var gördüğünüz gibi. Peki %40'ı biz ondalık sayı olarak böyle yazabiliriz veya böyle yazabiliriz. Çünkü buradaki sıfırı yazmasanız da olur. Bu da gördüğünüz gibi B seçeneğindeki anahtarda var. Sıradaki sorumuzda 17 bölü 20 kesirinin payından yani 17'den hangi sayı çıkarılırsa elde edilen kesir %75 sembolüyle gösterilebilir. Öncelikle 75 bölü 100 ifadesini biz ne yapalım? Paydasını 20 olacak hale getirelim.
Her ikisini de 5'e bölersek eğer paydamız 20 olur. 75'i 5'e böldük 15. 100'ü 5'e böldük 20. Tam da istediğimiz şey oluştu. Peki 17 bölü 20 ile 15 bölü 20 arasında nasıl bir durum söz konusu arkadaşlar? İki fark var gördüğünüz gibi. İki tane azaltılması gerekiyor. Bu da A seçeneğinde zaten görünüyor. Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki yüzdelik gösterimlerden kaç tanesi 5'te 2 kesrinden küçüktür? Şimdi 5'te 2'yi genişleterek yüzde haline getirirsek bunlarla rahatlıkla karşılaştırabiliriz. 5'te 2'yi yazdım. Neyle genişlettik? 20 ile. Şuraya çarpı 20 diyeyim. 22 ile çarptık 40. 25 ile çarptık 100. Ne elde ettik? Yüzde 40. Peki yüzdelik gösterimlerden kaç tanesi bundan küçüktür dersek yüzde 40'tan küçüklere ihtiyacımız var. 1, 2 tane gördüğünüz gibi doğru seçenek B seçeneği olmuş oldu. Sıradaki sorumuzu birazcık şöyle yukarıya doğru kaldıralım. Evet, gayet iyi oldu. Şekildeki etkinlikte oklar karşısında bazı ifadeler yazmaktadır. Buna göre bu ifadelerin en küçüğü hangi ok yönündedir? Bakıyoruz birlikte. %13, %5, %9, 5 bölü 10. 5 bölü 10'u ne yapalım? Genişletelim. Ya da ondalık sayı olarak yazalım. 0 tam 10'da 5. Bir de 0 attık. Ne oldu? 0 tam %50. %50, %5, %9, %13. Demek ki bu ifade hepsinden daha büyüktür. Bize en küçüğü sorulduğu için en küçük sayımız ise %5'tir. Yani yukarı yönlü olan okumuzdur. Hızla sorularımıza devam ediyoruz. Umarız arkadaşlar sizler için faydalı oluyordur. 4 partinin katıldığı bir seçimde K partisi oyların %20'si, L partisi onda 3'ünü, M partisi %15'ini, N partisi %35'ini almış. Kim kazanmıştır ve kim kazanacak? En çok oyu alan kazanmış olacak. Şu 3 bölü 10'u bir genişletirsek, 10'la çarparsak 30 bölü 100'e ulaşabilir miyiz? Kesinlikle ulaşırız. %30, %20, %35, %15. Doğal olarak N partisi bu oyu, bu seçimi kazanmıştır diyebiliriz. Bakın yüzdeyi böyle yazmakla böyle yazmak arasında bir fark yok. Bu da sıfır tam %15'tir. Yani bunu da biz sembol olarak şöyle gösterebilirdik. %15. O nedenle ben bunu ayrıca bir daha yüzde olarak yazmaya gerek duymuyorum. Siz de duymasanız iyi olur diye düşünüyorum. Hakan cebindeki 25 liranın 7 lirasını harcadı. Harcadığı paranın yüzdelik sembolü, yüzdelik gösterilişini sormuş bize. 7, 25. 25'te 7'si. Her iki tarafı da ne yaptık? 4 ile çarptık. Ne oldu? 28 bölü 100. Demek ki parasının %28'ini harcamış oldu. Bu aralığı arıyoruz. 20 ile 25 arasında değildir. 24 ile 27 arasında mı? Hayır, 28 olduğuna göre değildir. Ama 27 ile 30 arasında bir aralık olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Ve artık bu yüzdeler konusuyla ilgili problemlere geçiş yapıyoruz. 600 sayısının %15'i. %15 dediğimiz ifade kesir olarak böyle yazılır, öyle değil mi? 600 sayısının %15'i demek de 600'ü 100 parçaya böl, 15 parçasını al demektir. O zaman 600'ü ne yapalım arkadaşlar? Önce 100'e bölelim. Böldükten sonra bulduğumuz sonucu ne yapacağız? 15 ile çarpacağız. Sıfırlarımız gitti, kaldı 6. 6'yı da ne yaptık? 15 ile çarptık, etti 90. Ben bu tarz sorularda şöyle bir yazım kullanıyorum. İleride siz de böyle kullanırsınız diye düşünüyorum. 600'ü ne yapıyoruz? 100'e böleceğiz ya. 100'e böleceğimiz ifadeyi paydaya yazıyorum. Çarpacağımız 15'i de yukarıya yazıyorum. Ve bu şekilde daha kolay bir yazım oluşuyor. Şuradaki sıfırlar bölme işlemiyle sadeleşiyor. 6 ile 15 çarpınca 90 oluyor. Daha kolay bir yazım oluşmuş oluyor. Devam edelim. 5A sınıfındaki 30 öğrencinin %60'ı erkektir. Kaç tane erkek vardır? 30 öğrencinin %60'ını bulmak için 30'u neye böleriz? Önce 100'e böleriz. Bakın %60'ı nasıl yazıyoruz? 60 bölü 100. Peki 100'e böl, 60 ile çarp. O zaman az önce şurada gösterdiğim gibi yapalım isterseniz. 100'e bölüyorum, 60 ile çarpıyorum. Yukarıdakiler aşağıya bölüneceği için şu sıfırlar rahatlıkla yok edilir. Çünkü 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan gider. 3 ile 6'yı çarparsınız ve sonucu 18 rahatlıkla bulursunuz. Gördüğünüz gibi pratiklik sağlayan bir yöntem. Peki diğer yöntemimiz ne? %60'ı şöyle yapardık arkadaşlar. %60'ı sadeleştirdik. Ne elde ederdik? 6 bölü 10. Şimdi rahatlıkla 30'un 10'da 6'sını bulabilirdik. 30'u ne yapardık önce? 10'a bölerdik. Ne bulurduk? 3 bulurduk. Sonra bulduğumuz sonucu paydaki 6 ile çarpardık. 18'e ulaşırdık. Ama ben bunun biraz daha basit olduğunu düşünüyorum. Sıradaki sorumuz aşağıdaki tahtanın %70'i kesilip atılacakmış. 150 cm'ymiş. Geriye kalanı soruyor. Burada şuna çok dikkat edelim. Bir şeyin tamamı nedir? %100'dür.
Peki atılacak olan kısım ne kadar? %70. %100'den %70 çıkarsa geriye ne kalır? %30 kalır. Ben bunu kullanmanızdan yanayım arkadaşlar. Yoksa biz 150'nin %70'ini bulurduk, sonra da 150'den çıkarırdık. Ama 150'nin direkt %30'unu bulalım. Çünkü kalan parçamız %30. Hadi bulalım isterseniz. 150'yi 100'e bölüp 30'la çarpacağız. 150'yi 100'e böldüm. Sonra da 30'la çarptım. Şu sıfırla şu sıfır ne yaptı? 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan gitti. 15 ile 3'ü çarptık. 45. Gördüğünüz gibi çok pratik bir yöntem olmuş oldu. 150'yi direkt 100'e bölemezsiniz. Bu nedenle ne yapın? %30 ifadesini sadeleştirerek de yazabilirdiniz az önce. Bakın 30 bölü 100'ü sadeleştirerek 3 bölü 10'a çevirirdik. Daha sonra 150'nin 10'da 3'ünü bulmak için 150'yi 10'a bölüp 3 ile rahatlıkla çarpabilirdik. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Peki gelelim Mete'nin kumbarasına. Ne varmış kumbarasında bir görelim. Parasının önce 2'de 1'ini sonra da 10'da 1'ini harcamış. Kumbarasında parasının yüzde kaçı kalmıştır? Önce harcadıklarını bir toplayalım isterseniz. Bakın 1 bölü 2 ifadesini genişletirsek 50 bölü 100'e ulaşırız. Çünkü her ikisini de 50 ile çarptım. Ve ne kadarıymış? %50'si ne olmuş? Harcanmış. 10'da 1'e bakalım. 1 bölü 10 ifadesinin her ikisini de 10 ile çarparsak 10 bölü 100'e ulaşırız. Bu da nedir arkadaşlar? %10'dur. Peki harcadıklarımızın toplamı kaç oldu? %60 oldu. Kalanı bulmak için ne yapacağız? %100'den yani tamamından %60'ı çıkaracağız. Ve geriye ne kalmış olacak? %40 kalmış olacak. Peki arkadaşlar devam edelim. Bir fidanın boyu dikildiğinde 150 santimetredir. Bir yıl sonunda fidanın boyu 180 santimetre olduğuna göre olmuştur. Buna göre bu fidanın boyu bir yılda yüzde kaç uzamıştır? Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Daha önce kaçtınız? 150'ydiniz. Ne kadar uzadınız? 30 uzadınız. Peki 30 150'nin yüzde kaçıdır? Bunu aramamız gerekmiyor mu? 30 bölü 150 diyelim. Bakalım 150, 30 150'nin yüzde kaçı? Buradaki sadeleştirme işlemini yapalım isterseniz. Neden? Paydayı 10 ya da yüzlü bir ifadeye çevirmemiz gerekiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Her ikisini de 30'a bölelim isterseniz. 30'a bölersek yukarısı 1, aşağısı ne olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. Bunu genişletirsek eğer 10 bölü 50 de yapabiliriz. Bir daha genişlettiğimizde ne olur? 2 ile çarparak 20 bölü 100 olur. Demek ki bu ifade ne olmuş oluyor? %20'si olmuş oluyor ve cevabımız ne oluyor? D seçeneği. Bakın 150'nin %20'si olmuş oluyor. İsterseniz 150'nin %20'sini şurada da hesaplayalım. 150'nin %20'sini hesaplamak demek 100'e bölmek ve 20 ile çarpmak demek. Bakalım ne olacak? Sıfırları yok ettim. 15 çarpı 2, 30. Gördüğünüz gibi ben de size ne demiştim zaten? 30, 150'nin nesidir? %20'sidir demiştik. Bu şekilde bunu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, son sorumuzla çalışmamızı tamamlayacağız. Ciddi bir seri çektik. İnşallah diyorum sizler için çok faydalı olmuştur. Bursluk sınavında da çok işinize yaramasını ümit ediyorum. Neden o kişi siz olmayasınız diyorum her zaman. Umarım istediğinize, hedefinize ulaşırsınız. Burada gördüğünüz gibi kareli zeminin %30'unun boyalı olmasını istiyoruz. Şu anda boyalı bir kesim var zaten. %30'unun boyalı olması için kaç tanesi silinmeli deniliyor. Öncelikle %30'u isterseniz buradaki kareli zemine benzetelim. Ama bu kareli zeminin kesir karşılığını da şuraya yazalım. Boyalı olan saydığımız kadarıyla bakalım 4, 8, 12, 15, 18 tane boyalımız var. Tamamı 6'ya 5 olduğuna göre 6 çarpı 5'ten özür dilerim şöyle yazalım 30 hatta şuraya yazalım. 18 bölü 30'dur buradaki kesrimiz. Peki %30'un da paydasını 30 olacak şekle getirebilir miyiz acaba? Bir de ona bakalım. Şu sıfırları sadeleştirdiğimizde 3 bölü 10 elde ediyoruz. Her ikisini de 3 ile çarptığımızda 9 bölü 30 elde ediyoruz. Bakın istediğimiz şey 30'da 9'unun boyanması. Şu anda boyalı olan kaç? 18 tane. 30'da 18 tane. 18 boyalıdan 9 tane boyalı çıkarırsak 9 tane silinmesi gerektiğini bulmuş oluruz ve çalışmamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.